Mevlam kimseyi çaresiz bırakmasın. Devam edelim sevgili izleyenler. Ceylanpınar ilçe merkezinden geçen yaklaşık 8 kilometre uzunluğundaki Antep Deresi'nde ilaçlama çalışmaları yapıldı. Havaların ısınmasıyla beraber haşerelere karşı başlatılan ilaçlama çalışmaları hakkında bilgi veren Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, periyodik olarak yaptıkları ilaçlama çalışmalarına havaların ısınmasıyla birlikte yeniden başladıklarını belirtti. İlçemiz içerisinde geçmekte olan taşkın su derenimizin yaklaşık 8 kilometrelik bir taşkın su derenimiz burada. Burada genelde üstünde açık olduğundan dolayı mahalle halkı ve çevredeki insanların genelde buraları sık sık çöplükle, molozla vesaire bütün haşerelerin de barındığı bir dere bulunmakta. Bunu biz yaklaşık 3 yıl içinde 8 defa temizlememize rağmen tekrar aynı şekli alıyor. Yani son 1-2 ayda aynı şekli alıyor. Bundan dolayı da mahalle halkımızın biraz daha hijyenik ve sağlıklı yaşayabilmesi için haşereler, sivrisineklerle mücadele için şu anda ilaçlamayı başlattık. Bunu periyodik şekilde haftada mutlaka 1-2 defa yapıyoruz bu haşereyle, sivrisinekle mücadeleyi. Bundan dolayı da mahalle halkımız da memnuniyetlerini bildirdiler. Ve inşallah bu saatten sonra halkımız biraz daha duyarlı olur. Ve bu deremize çöp vesaire molozlarını atmamaklarını tavsiye ediyorum. Bundan dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Çalışması olur. Ve sevgili izleyenler Ceylanpınar'dan devam edelim haberlerimize. Ceylanpınar ilçe merkezinden geçen yaklaşık 8 kilometre uzunluğundaki Antep Deresi'nde ilaçlama çalışmaları yapıldı. Ceylanpınar ilçe merkezinden geçen yaklaşık 8 kilometre uzunluğundaki Antep Deresi'nde ilaçlama çalışmaları yapıldı. Havaların ısınmasıyla beraber haşerelere karşı başlatılan ilaçlama çalışmaları hakkında bilgi veren Ceylanpınar Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Bayol, periyodik olarak yaptıkları ilaçlama çalışmalarına havaların ısınmasıyla birlikte yeniden başladıklarını belirtti. Mahalle halkımızın biraz daha hijyenik ve sağlıklı yaşayabilmesi için haşereler, sivrisineklerle mücadele için şu anda ilaçlamayı başlattık. Bunu periyodik şekilde haftada mutlaka 1-2 defa yapıyoruz bu haşereyle, sivrisinekle mücadeleyi. Bundan dolayı da mahalle halkımız da memnuniyetlerini bildirdiler. Ve inşallah bu saatten sonra halkımız biraz daha duyarlı olur. Ve bu deremize çöp vesaire molozlarını atmamaklarını tavsiye ediyorum.